mücadele ediyoruz. Ne demek o? Ayrımı anlatır mısınız? Ayrım şu. Yani AK Parti ile değil AK Devlet ile yarışıyoruz, evet, diyorsunuz. Ne AK demek Devlet ile mücadele ediyoruz. Mücadele ediyoruz diyorsunuz. Çünkü bakın karşımızda ne yazık ki AK Parti'nin politikacıları, adayları yok. Televizyonlarda karşımıza çıkmıyorlar. Sahada karşılaşmıyoruz. Onlar kendi projelerini anlatmıyorlar. Biz kendi projelerimizi anlatmıyoruz. Ama karşımızda sürekli bir şekilde iktidar tarafından yönlendirilen bir mülki idare görüyoruz. İktidar tarafından yönlendiren bir emniyet yapılanması görüyoruz. İşte Sakarya'da afişlerimiz yırtılıyor. Selçuk Üniversitesi'nde gençlerimiz dövülüyor. Tamamen iktidardan yana tavır alan bir valiler ve kaymakamlar sistematiğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ve bu arada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi istihbarat araçları tarafından dinleniyor. Genel Başkan'ın arabası izleniyor. Bunların plakalarını hep Orta Doğu Gazetesi bugün tekrar açıkladı. Oysa normal şartlarda bizim yapmamız gereken demokratik bir ülkedeki seçimde olması gerektiği gibi kendi projelerimizi anlatabilecek, evet, durumda olmaktı. Bakın yine geldik seçime 3 gün kaldı. Biz proje konuşmuyoruz. Ben size projelerimi anlatamıyorum. Kamuoyuyla projeleri paylaşamıyoruz. Ne yapıyoruz? Kasetler. Evet. Ya böyle seçim olur mu? Her gün bir başka skandal çıkar mı? Endişesiyle Milliyetçi Hareket Partisi siyaset yapıyor. Çıkabilir mi seçime kadar başka bir skandal? Bilemezsiniz. Çünkü karşınızdaki yapılanmanın nasıl bir yapılanma olduğu ve bu yapılanmanın Türkiye'de otoriter bir rejimin temellerini atmaya çalıştığını hepimiz biliyoruz. Ondan dolayı her şeyin mümkün olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yaptığımız bir tek şey var. Çalışmak, halka inanmak ve hakka inanmak ve güvenmek.